ayrıcı çağrışımlar, etkileme teorisi ve zorlama kuramı. Geçen videoda norm kavramını tanımlamış, bireylerin normları nasıl ihlal edebileceğinden bahsetmiştik. Normların ihlal edilmesine sapkınlık adı verilir. Sapkınlık sözcüğü olumsuz bir sözcük gibi tınlasa da aslında değil. Toplumun normal kabul ettiğinden farklı davranışlar sergilemek demek. Bir insanın normlardan sapmış olması kötü veya ahlak dışı bir şey yapıyor olduğu anlamına gelmez. Örneğin, ülkenin büyük çoğunluğu düzenli olarak et yiyor. Halkın büyük kısmı bunu normal bir davranış olarak kabul ediyor. Bu durumda et yemeyenler yani vejeteryenler sapkın olarak netelendirilir. Çünkü çoğunluğun kabul edilir veya normal görmediği bir davranış sergilemektedirler. Normlar nasıl değişkense sapkınlığın tanımı da değişkenlik gösterir. Sapkınlık standartları bağlama, topluluğa veya dünya üzerindeki konuma göre değişir. Sosyologlar sapkınlığı araştırırken çoğu zaman sembolik etkileşimcilik yaklaşımından faydalanır. Bu yaklaşıma göre toplum bireylerin gündelik sosyal etkileşimlerinin ürünüdür. Yani insanların normal gündelik durumlar karşısında nasıl davrandığını inceleyerek sapkınlığı daha iyi anlayabilir veya tanımlayabiliriz. Sapkınlığa bu pencereden bakan kuramlardan biri ayırıcı çağrışımlar kuramıdır. Bu kurama göre sapkınlık norm ve kanunları ihlal eden kişilere uzun süre maruz kalmanın sonucu olarak ortaya çıkan öğrenilmiş bir davranıştır yani sapkın davranışlar sergileyen kişiler baskın kültürün norm ve değerlerinden farklı norm ve değerler öğrenmiştir. Üzüm üzüme baka baka kararır derler ya hani. Burada üzüm bunu kabul edilir bir davranış olarak öğreniyor. Bir sporcu hayal edin. Bu sporcu şikeyi kötü bir davranış olarak kabul eden koçların yanında yetişiyor koçları ve takım arkadaşları başarılı bir sporcu olmak için çok çalışmak, alkol ve uyuşturucudan uzak durmak ve rakibe saygılı olmak gerektiğine inanıyor. Şimdi bu sporcunun başka bir takıma transfer olduğunu düşünün. Yeni takım arkadaşları başarılı bir sporcu olmak için steroid kullanmanın, ortamlara akmanın ve hile yapmanın şart olduğu kanaatinde. Dolayısıyla sporcu bu takımda dopingin, uyuşturucu kullanımının ve gece hayatının kabul edilebilir olduğunu öğreniyor. Halbuki eski takımında böyle şeyler kesinlikle kabul edilmezdi. Yani takım arkadaşları işi nasıl sapkın olunacağını öğretmeye kadar götürüyor. Bunu ona belli bir doping ilacının nasıl kullanıldığını göstererek veya onu farklı bir doping ilacıyla tanıştırarak yapıyorlar sporcu eski değer ve normlarını terk ederek bu yeni sapkın davranışları kabul ediyor. Ayırıcı çağrışımlar kuramına göre bireyin ilişkileri çok büyük önem taşır. Bir kişi inanılmaz derecede sapkın biriyle yakın bir ilişki kurar ve norm ihlallerine sürekli olarak şahit olursa sapkınlığı öğrenme ihtimali artar. Normlara bağlı kişilerle ilişki kuran bireylerin ise sapkın davranışları öğrenme ihtimali daha düşüktür. Sosyolojinin sembolik etkileşimci yaklaşımı tarafından desteklenen bir diğer görüş ise etiketleme kuramıdır. Etiketleme kuramına göre insanlar tarafından sapkın olarak değerlendirilen ve etiketlendirilen davranışlar sapkın davranışlardır. Şimdi sporcu örneğimize dönelim. Sporcunun doping yapması sapkınlık mıdır? o takımda veya ligde hatta tüm toplumda neyin kabul edilebilir olduğuna göre değişir bu. Yani doping yapmak illaki yanlıştır veya illaki doğrudur diye bir şey yok. Hatta bazı durumlarda bir doping türü olan steroid tıbbi açıdan gerekli de olabilir. Ne var ki profesyonel spor bağlamında steroid kullanımı yanlış veya haksız olarak etiketlendirilmiştir. Bu nedenle sapkınlık olarak görülür ve eleştiri toplar. İnsanların sapkınlık olarak etiketledikleri davranışlara ve bu davranışları sergileyen kişiye yönelik tepkileri çok önemlidir. Birinci sapkınlık olarak etiketlenen eylemler çok ciddi sonuçlar doğurmaz. Çok küçük bir toplumsal tepki yaratır. Bu tür sapkın davranışlara verilen tepki kişinin haysiyetini yaralamayacak kadar hafiftir. Birey ahlak dışı veya yanlış bir şey yaptığını hissetmek sizin bu sapkın davranışı sergilemeye devam edebilir. Örneğin sporcu doping yapmış olsun ve takım arkadaşları bunu fark etsin. Zaten hepsi doping yaptığı için bu davranış sapkın olarak etiketlendirilemez. Sporcunun sapkın eylemleri kimsenin umurunda değildir. Fakat İkincil sapkınlık olarak bilinen eylemlerin çok ciddi sonuçları olabilir. İkincil sapkınlık, lekeleyici bir yaftaya neden olan sert ve olumsuz bir tepkiyle karakterizedir ve bu yafta sapkınlığı daha da körükleyebilir. Takım arkadaşları sporcuyu sapkın olarak etiketlemiş olsun. Onu antrenmanlarından dışlıyorlar ve ona çok berbat bir oyuncu olduğunu söylüyorlar diyelim. Bu tepkiler sporcuya şunu düşündürebilir. Daha iyi bir oyuncu olmak için daha fazla doping yapmalıyım. Sonuçta steroid kullanımını artırabilir, hatta daha tehlikeli ilaçlara bile başlayabilir. Tekrarlayan bu sapkın davranışları bu şekilde ünlenmesine yol açar. Ve sapkınlık yaftası kariyerinin sonuna dek üzerinden çıkmaz. Evet, son olarak zorlama kuramını inceleyelim. Zorlama kuramına göre, kişinin toplumca kabul görmüş bir amaca ulaşması engellenirse, kişi zorlanır, boşa kürek çektiğini hisseder ve sapkınlığı benimser. Bu bakış açısında topluluğu oluşturan bireyler belli bir amaca itilmekte, fakat başarıya ulaşmak için ihtiyaçları olan araçlardan veya meşru yöntemlerden mahrum bırakılmaktadır. Toplum belli bir davranışı değerli addetmekte fakat başarılı olma fırsatını herkese tanımamaktadır. Bu fırsat eşitsizliği yüzünden başarı yolunda yasa dışı yöntemlere yönelim artabilir. Şimdi sporcu örneğimize dönelim. Sporcu uygun spor aletleri bulunmayan, kalifiye bir koç barındırmayan veya sporculara bütçe ayırmayan bir okulda okuyor diyelim. Bir süre sonra seçkin bir sporcu olmasının engellendiği hissine kapılır ve sapkın davranışlarda bulunmaya başlar. Çünkü okul başarılı olmasını sağlayacak sportif kaynaklara sahip değildir. Ve ayrıca çevrede çok sayıda yasa dışı ilaç satıcısı bulunmaktadır. Sonuçta sporcu rekabeti eşit bir zemine taşımak için steroid kullanmaya başlar. Bu sapkın bir davranışı toplum tarafından kabul gören bir amaca ulaşmak, güçlü ve iyi bir oyuncu olmak için benimsemiştir. İşte zorlama kuramı da bu